Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Gördüğünüz gibi şu anda yeni evimdeyim. Aslında tabii siz olayları çok bilmiyorsunuz. Zorlu süreçte evimi taşımak zorundaydım ve yeni eve taşındım. Şimdi de bugün arkadaşlar sizlere yeni evimden video çekiyorum. Öncelikle şöyle tabii halimi de görüyorsunuz. Yani ev moda olduğu için, karantinada olduğumuz için bu şekilde yani evdeyim, ev hali. Şimdi sizlerle biraz hem güncel olayları konuşmak istiyorum. Hem de bu süreçte bayağı bana bir yazanlar oldu. İşte ne yaptın, ne ettin, hani sağlığın yerinde mi, işte ne zamandır video paylaşmıyorsun. Tabii ki hani bu 2 haftalık bir süreçti sanırım, 2-3 haftadır video atmıyorum. Bilmiyorum, çok bu önceki paylaştığım videolarda böyle farklı farklı yorumlar da aldım. Bir de şu anda bulunduğumuz durumdan dolayı gerçekten hani moralim bozuk diyebilirim. Yani çok keyfim yoktu. O yüzden de bir daha video atmak istemedim. Bayağı yazan arkadaşlar olduğu için de hani bugün bir tane hem böyle bir durum güncellemesi hem de işte sizin merak ettiğiniz soruları da böyle bir cevaplamak istiyorum. Yaklaşık hani ben bir haftadır evdeyim. Hatta bir haftadan da fazla oldu diyebilirim. Önceden biz normalde çalışıyorduk bu olayların en fazla yoğun olduğu zamanlar. Ama devletin en sonki açıkladığı karardan sonra diyeyim, bizim de hani işe gitmemiz burada devlet tarafından yasaklandı. Şimdi hani bu durumları da biraz uzatmayı düşünüyorlar. Çok kısa arkadaşlar, ilk başta şöyle kısa bir özet geçmek istiyorum son güncel durumları. Tabii yani bu her gün değiştiği için yani bunu her gün böyle takip etmek biraz sıkıntı oluyor. Bugün ayın 31'e, yani artık Nisan ayına geldik diyebiliriz. Tabii bu süreçte bayağı bir can kaybı yaşandı. Benim en sonki o videoları çektiğim zamanlar, izleyenler hani bilir, rakamlar oldukça azmış. Hani onu görüyorum şimdi. Şu anda ben en son dünkü güncel bilgileri size söyleyeceğim. Tabii bir saat, bir buçuk saat içerisinde de yeni rakamlar girecek. Dün itibariyle arkadaşlar bu hasta olan kişi sayısı 101.000'e geçti diyebilirim. Bunların 75.000'i pozitif olarak değerleniyor. Dün bu pozitif değerlerde bir azalma yaşandı. Normalde işte günde böyle 3.400, 3.900 civarlarında falan bir artış oluyordu. Dün itibariyle bu rakam 1.600'lere falan indi. Tabii burada da şöyle söylüyorlar, hani dün yeteri kadar test sayısının yapılmadığını, o yüzden bu rakamın düşük kaldığını ifade ediyorlar. Tabii ki hani ben ilk gördüğümde bunu sevindim. İnşallah böyle değildir. Toplam hayatını kaybedenler 10.000'i geçti ve dün itibariyle de bu sayı 11.500 civarlarında. En azından bir 10 gündür, hani bu zaten hani benim keyfimin yerinde olmamasının sebebi de bu. Her gün 700, 800, 900 böyle sayılarda insanlar ölüyor. Ve bir daha aslında böyle videoda atmak istemedim. Sevindirici bir haber dün itibariyle. Hayatı kurtulan kişilerin sayısı 14.620'ye yükseldi. Dün tabii bir rekor bir artış oldu bununla ilgili. 1600 civarlarında bir günde kişi, yani bunlar insanlar iyileşti. Brescia, ben biliyorsunuz ki Brescia şehrinde yaşıyorum ve yani haftalardır, bir aydır Brescia oldukça her gün vaka sayılarının arttığı, ölümlerin arttığı bir şehirdi diyebilirim. Şimdi mesela bu oranlar oldukça düştü. Bundan bir 10 gün, 15 gün önce baktığımda günlük artış işte böyle %14, %15, %16 civarlarında gidip geliyordu Brescia için. Şu anda bu rakamlar arkadaşlar %2,5, yani dün itibariyle, ondan önce hep %5, %6 bu şekilde bayağı azaldı. Yani burada azaldığını görüyoruz biraz baktığımızda. Diğer şehirlerin biraz oranları arttı. Bu arada polisler geldi de.
Tabii ki Milano'da çok fazla bir artış oldu. Geçtiğimiz 2-3 gün önce yani günde 800-900 tane vaka eklenmişti. Bugün Ceren'e bağlanacağım. Ceren biliyorsunuz ki Türkiye'de bu olaylar olmadan en başında Türkiye'ye dönmüştü. Biraz onunla da konuşacağız. Çünkü o da sizden gelen soruları biraz derledi. Ve o şekilde de o sorular üzerinden biraz da bu videoyu devam ettireceğiz. Şimdi eğer isterseniz bir bakayım Ceren'i arayayım. Ceren'e bağlanalım. Ceren'e sonunda bağlandık. Dün aslında bu yayını yapmayı planlıyorduk ama artık Ceren'den dolayı bu işlemi yapamadık. Şimdi bugün Ceren'e bağlandık. Ceren, seni de böyle şeyle görüyorum. Ev kombini. Aynen, ev kombini. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Anlat bakalım. İyiyim valla, ne yapayım. Ben ve şu tabağımı göstermek istiyorum. Oo, C vitaminleri. Biliyorsun hani son olayları insanlar merak ediyordu. Sana da bayağı yazanlar olmuş. Hatta biraz Ceren beni burada şey yaptı. Hani yap video falan diye. Teşekkür ederiz. Aynen, bayağı yazan oldu. Hem bana hem Bahadır'a. Gerçekten bizi çok mutlu etti. Tabii kötü yorumlar da geliyor. Biraz o yüzden video çekmeyi durdurmuştu. Ama tabii yorumlar daha fazla olduğu için devam etmeye. Ya kötü yorumlar vermez. arada geliyor tabii ki. Yani onlar olacak şeyler de. Onlardan değildi benim yapmama nedenim daha fazla. İşte buradaki biliyorsun son bir 10 gündür, 15 gündür gerçekten İtalya'da durumlar çok kötüydü. Her gün 700-800 insan, hatta 1000 kişiye kadar ulaştı bu rakamlar. Hani burada insanın morali çok yerinde olmuyor. Hani ben de bir daha video yapmak istemedim açıkçası. Sen şu anda Türkiye'desin. Evet. Yani ben geleli aslında bayağı oldu. Bu olaylardan önce gitmiştin zaten. Evet. Yani 1,5-2 ayı neredeyse bulacak buradayım ben. Çünkü zaten gelecektik açıkçası. Birkaç işim vardı. Biraz ona da denk geldi. Aslında Bahadır da geldi. Ben de gelecektim. Gelemedim tabii sonra. Bütün uçuşlar, aynen, her yer, her şey kapandığı için. Birkaç işimiz vardı. İşte onları halledecektik. Aslında başvuruları falan yapmamız gerekiyordu. Tabii şu anda hani düğünü düşünemiyoruz. Onun dışında düğünlüğe gidiyoruz. Yani düğün bile bilmiyorum, iptal olma ihtimalleri var baktığında. Türkiye'de durumlar nasıl devam edecek belli değil. İşte ben buradan Türkiye'ye gidebilecek miyim? Bakalım, hani inşallah. Burada en son söylenen şey işte Mayıs başında, hani Mayıs ortasından sonra bayağı bu işte vakaların sayısının azalacağını söylüyorlar. Umarım inşallah öyle olur. Söylüyorlar. Yani lafını kestim ama bu 1-2 aylık olay değil. Yani herkes bağışıklık kazanacakmış bir süre sonra. O yüzden zaten bir taraftan da söyleniyor, bu İngiltere'de falan işte sokağa çıkma yasağı ilk başta alınmadı. İşte zaten hani herkes bu olaydan etkilenecek dendi. Zaten İngiltere Başbakanı'nı da biliyorsun. Ya evet, onlarla ilgili de şaibeler var tabii. O konuya girmek istemiyorum çok fazla ama yani sonuç olarak %75'i dünyanın bu olaydan etkileneceği söyleniyor. Ama tabii bağışıklığı kuvvetli olanlar bunu daha rahat atlatıyor. Bağışıklığı zayıf olanlar daha zor atlatıyor. Ya bir de şuna değinmek lazım. Niye bunu da kademeli yapmak istiyorlar? Çünkü yoğun bakımlara her halükarda ihtiyaç duyuluyor. Ve bir anda eğer herkes hasta olursa yoğun bakımlarda yeterli sayıda kapasite yok herkes için doğal olarak. Ve bu zamanda sağlık çalışanları herkese yardımcı olamayacak. Bu da ölümlerin daha hızlı artmasına sebep olacak. O yüzden de evde kalın deniyor. Bu da aslında anlattığın İtalya'nın bir numaralı problemi baktığında. Buradaki hiçbir işte yoğun bakım üniteleri, işte birimleri, bunların hiçbiri yeterli değil. Ve şu anda İtalya'da sağlık sistemi çökmüş bir durumda. Gerçekten yeterli sayıda hiçbir olanakları yokmuş ve hani insanlar hastaneye bile şu anda gidemiyor. Yani burada senin durumun çok ciddiyse anca hastane seni öyle kabul alıyor. Yoksa evinde hani bu hastalığı geçirenler çok fazla ve biz bunun sayılarını bilmiyoruz baktığında. Zaten İtalya'da sağlık sistemi iyi değildi yani. Hani evet. Ve o alerji döneminde de hani en çok korktuğum şey alerjiden sonra. Bir şey olur da hani hastaneye gitmek zorunda kalırsam. Ben o zaman alerji olduğumda bile, ki normal bir gündü, İşte serum almam gerekiyordu alerjim bitmesi için. Ve içeri girdiğimde ben sedyede serum yedim. Yani hayatımda, ama sandalyede serum yedim. Hayatımda ilk defa gerçekten oturarak serum yedim. O zaman bile
O acil o kadar doluydu ki insanlara oturacak yer kalmıyordu. Yoğun bakımların çok dolu olması çok normal. Çözememeleri de çok normal diye düşünüyorum. Çünkü zaten sağlık sistemleri iyi değildi. Sen nasıl görüyorsun oradaki gidişatı, bu maske kullanımı? Biliyorsun maske kullanımına önceden takmayın, sadece hasta olanlar taksınlar dediler. Ve sen şundan 2 hafta öncesine kadar metroya bile binsen takmak istemiyordun. Çünkü insanlar kötü bakıyor bana diyordun. Şimdi olay nasıl? Biraz ondan istersen bahsedelim. Ya şu bu yani dediğin zamanlar gerçekten burada yani şunu bilmiyorum. Ya büyük bir ihtimal maske bulunmuyordu. Bir de dediğin gibi insanlar işte çok fazla burada ilk başlarda bu olayı sallamadıkları için takmıyorlardı da. Çünkü benim hani çektiğim videolarda da bu ilk korona videolarında görmüşsündür. Kimse de hani sokakta insanlar var, kimse de maske falan yoktu. Bir de eğer sen maske taktıysan sana gerçekten hani, aa bu hastalanmış, bu gözle bakıyorlardı. Tabii bu son bir 15 gündür böyle bir durum yok burada. Ve hani ben de şunu anlayamadım Ceren, burada bir anda her yerde bilmiyorum insanlar maske buldu. Yani maske takmaya başladı. Adam hani normal dışarıda sokakta bile yürürken maske takıyor. Çok doğru bir şey değil bu. Ama onun dışında işte burada markete falan gittiğinde örneğin maskesiz içeri giremiyorsun. Böyle bir durum var. Ama nasıl olduğu anlamadım ben de. Herkes de maske oldu. Maske takmaya başladılar. Bir de İtalya devleti bununla ilgili hem üretim hem dışarıdan destek de aldığını biliyorum. Herhalde bu şekilde şeyi çeşitliliği arttırdılar. Türkiye'den bugün bir yardım gitti. Hatta fotoğraflarını paylaşmışlar sanırım evet. Dün. Kızılay. Ama Avrupa Birliği'ne de bir o kadar tepkili İtalyanlar. Çünkü hiçbir yardım gelmediğini söylüyorlar. Ya bana da o tuhaf geliyor açıkçası. Çünkü Almanya'da bu kadar özürlü varken yanı başındaki sınır komşuları İsviçre, Fransa ki İsviçre de aslında gelişmiş bir ülkedir ve insanları söz dinler yani. Hı-hı. Böyle vurdum duymaz değillerdir, kurallara karşı gelmezler İsviçre sonuçta biliyoruz. Ama orada bile ölüm oranları Almanya'yla mukayese dahi edilemeyecek bir boyutta. Ki İtalya zaten hani unutuldu, gitti hani kendine bırakıldı. Almanya'ya sözde sevkiyat yapıldığı söyleniyor hastaların ama bu tabii ki de bütün olaylar patladıktan ve yaklaşık 1,5 ay sonra yapılan bir hareket. Onun dışında sen ne burada düşünüyorsun? Yardım gidiyor mu? Burada en fazla hani yardımı yapan aslında hiç kuşkusuz Rusya oldu. Rusya tırlarla, işte tırlarla dediğim bu askeri araçlarla buraya hem tıbbi malzeme hem dediğim gibi işte dezenfektan, maske bunlarla ilgili yardımlar yaptı. 2-3 hafta önce zaten Çin bayağı burada işte doktorlar falan gelmişti. Onların bir yardımı oldu. Aynı şekilde Türkiye de İtalya'ya bir belli bir yardımda bulunmuş. Ama baktığında Avrupa Birliği burada hem bilmiyorum hem ekonomik anlamda hem diğer anlamlarda biraz sırtını çevirmiş bir durumda ve İtalyanlara da hani biraz bir kırgınlık var diyebilirim bu konuda Avrupa Birliği'ne karşı. Bilmiyorum hani ilerleyen süreçlerde ne olur. Benim mesela arkadaşlarımdan okurken bu olaydan tamamen çok önce zaten hani Avrupa Birliği'ne karşı bir şeyleri vardı işte bütün pisliklerini çektiklerine dair. Hoş hani Avrupa Birliği de ekonomik olarak tabii ki de İtalya'yı çok fazla destekliyor. Bir İtalya, İspanya açıkçası Avrupa Birliği için ekonomik olarak bir külfet, hepimiz bunu biliyoruz. Evet. Ama şu anda sonuçta onlar bir birlik ve birlikten çok bir yardım gelmediğini söylüyorlar. Tabii bu ilerleyen günlerde daha çok konuşacağımız bir konu olacağını düşünüyorum. İlk etapta tabii canlar daha önemli. Tabii sonraki etaplarda uzunca bir süre Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin bölünmesi, ekonomi bunları sanırım konuşuyor olacağız. Ya farklı noktalara gidebilir evet, şu anda ben de bilemiyorum. Devletin ekonomik olarak bir politikaları var mı? Destek paketleri nasıl bir şey sundular orada yaşayanlara? Şu anda bu hani konu hala konuşuluyor. Daha tam belli olan bir şey yok. Şu anda yapılan bazı şeyler var açıklanan. Yani şirketler açısından bazı yardımlar yapılacak. Burada en son işte bu babysitting yapanlara bir 600 euro gibi bir aylık öyle bir yardımda bulunacaklarını açıkladılar. Ve onun dışındaki şirketlere de belli düzeyde hani bir şeyler yapılacak. Tam bunun rakamları net değil şu anda. Konuşuluyor. Bizim şirketler açısından da illaki burada bir şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü hani baktığında hani hem devlet diyor ki gitmeyin, hani şey iş yok diyor. Bununla ilgili de aynı zamanda yardımı yapmak zorunda. Çünkü hani biz burada evlerimizde oturuyoruz biliyorsun, ben hani
neredeyse 15 gündür evdeyim. Öyle oturuyorum yani, hem canım sıkılıyor, işe gidemiyorum. Burada devletin bir şeyler yapması lazım. Biz de bekliyoruz, takip ediyoruz haberleri. Umarım belki hani sigorta primlerinde bir şey yapabilirler. Bakalım, göreceğiz ama illaki bir yardım, bir şey olacaktır. Türkiye biliyorsun şey yaptı, işte bir hesap numarası açtılar. Halktan para istiyorlar baktığında. İtalya da bunu aynı şekilde yapmış olan ülkelerden bir tanesi. Hani ben buna ilk gördüğümde şaşırmıştım. Çünkü baktığında İtalya Avrupa Birliği ülkesi ve hani bir hesap numarası koyup buradan işte halktan yine bir destek bekliyorlar. Bir de şeyi söyleyeceğim Ceren, sen hani bu sokağa çıkma yasağıyla ilgili dedin ya, burada herkes tam böyle bir yasak var anlamında sanıyor. Ama baktığında burada tam anlamıyla bir sokağa çıkma yasağı halen yok. Ama siz burada bir dışarıya çıktığınızda, işte örnek veriyorum, marketler, eczaneler zaten açık. Onun dışındaki her yer kapandı burada. Bir işiniz gücünüz varsa dışarı yine çıkabiliyorsunuz. Yani markete, eczaneye veya bankaya gitmeniz lazım veya postaya gitmeniz lazım. Bunlara gidebiliyorsunuz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama polis sizi durdurursa ve orada hani bir şey açıklayamazsanız, burada belli cezalar kesilmiş durumda şu anda. Yaklaşık 10.000, 12.000 kişiye şu anda ceza kesilmiş durumda İtalya'da. Gözümle görmeden inanmam ceza kesildi. Evet, ne kadar öderler bilmiyorum. Orada ben daha hiç senin hani ceza keserken birini gördüm duymadım ki, sen neredeyse 1,5 haftaya kadar işe gidip geldin, bir yol kat ediyordun. Onda hiç ama bir... Onda bir sıkıntı yoktu. Hani bizim işe gittiğimiz zamanlar bizim şirketler kapanmamıştı yine. Hani zorunlu değildi. Öyle bir şey. Hiç bir daha söyle. Birine. Sonuçta işe gidip geliyordun. Evet. Yok, ben giderken senin başına gelmedi. Senin kağıdın vardı ama seni de mesela durdurup sormadılar. Ya da herhangi birini sen sorarlarken gördün mü? Ya ben birkaç tane gördüm de hani ceza kestiler mi onu bilmiyorum. Mesela bu işte geçen hafta biliyorsun evi taşıdım. Onun videonun başında bahsetmiştim. Evi hani taşımak için de git gel falan yaptım. Yani yakın evim, bir sıkıntı yoktu. Ama yol esnasında mesela arada zaten polisler hep geziyor. Bir işte böyle gördüğümde şey vardı. Mesela birisi köpeğini gezdiriyordu. Polis de yanından geçti. Bunu gözümle gördüm. Durdurdu. Sorular sordu herhalde. Ben de ama uzaktan hani baktım. Orada ceza kestiğini düşünmüyorum tabii ki. Ama hani böyle bir sorgu, bu tarz işte nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun gibi şeyler herhalde var. Varsa iyi, çünkü ben en son işte seninle görüntülü konuşurken arabaların arkadan hani geçtiğini ya da insanların otobüse bindiğini ben zaten... Şu anda da zaten görüyorum. Bak şu anda direkt caddeyi görüyorum Ceren. Bak, görüş açımda şu anda 3 tane insan var. Bu insanlar normal geziyor. Biri işte ne bileyim otobüs bekliyor. Bir tanesi karşıdan karşıya geçiyor. Arabalar geçiyor. Tam anlamıyla bir yasak burada yok. Onu belirtelim. Ama İspanya'da, İngiltere'de de böyle. Yani biz Türkiye'de birazcık sokağa çıkma yasağı tamamen kapatılmış her yer gibi görüyoruz ama ben işte Fransa'dan bir arkadaşımdan görüntü istedim. Yine arabalar gayet vardı ana yollarda özellikle. Tabii. Onun dışında İngiltere'de de şöyle bir şey geldi bize başta. Bütün metroların falan gayet kalabalık olduğunu. Ama şu anda nasıldı bilemem ama ilk etapta bu sokağa çıkmış iş yerlerinin kapanmasından sonra Londra'nın merkezinde metrolar hala kalabalıkmış. Ya burada da başta öyleydi. İlk başlarda hani yine yasak adı altında kısıtlamalar vardı. En güzeli hani bu şekilde söyleyelim. Yine insanlar gidip geliyordu. Burada da zaten transportation durmuş durumda değil. Türkiye'de şu anda şöyle, ciddi anlamda bir üretimi kesinlikle durdurmadılar. Bir kesin bundan çok şikayetçi. Çünkü devam edilsin mi, kapatılsın mı? Aslında resmi bir karar olsa kapatılacak. Ama bu şirketlerin bir sürü işçisi var ve işçilerine para ödemeleri gerekiyor. O yüzden burada da aynı şekilde. Yine de devam ediyor bir şekilde. Ama sokakta baktığında özellikle daha böyle düşük gelirlerin olduğu bölgelerde her yer kapalı. Yani bütün iş yerleri, dükkanlar, çoğu pastane, çoğu yemek yeri yani kapalı, paket servis bile yapmıyor. Ama işte biraz daha yüksek gelir taraflarına gittiğimizde hayat tamamen durup vaziyette. Neredeyse bir tane bile araba geçmiyor. Türkiye'nin hani sağlık sistemi falan kesinlikle buradan daha iyidir.
baktığınızda. Bir de İtalya çok yani hazırlıksız mı diyeyim, hem önlemini almadı hem hani bu konuyu çok fazla sallamadı diye söyleyeyim. Yani şu anda bulunduğu durum bundan kaynaklı. Bir de yaşlı nüfus çok fazla gerçekten baktığınızda. Onunla ilgili de Ceren, hani insanlar şeyi de merak ediyordu. Buradaki yaş gruplarına göre ölüm oranları, işte ölüm sayıları nedir? Hemen onunla ilgili de bir şeyler anlatayım ben. Burada hani baktığımızda 0 ile 9 yaş arasında bir ölüm gözükmüyor İtalya'da. 10 ile 20 yaş arasında da bir sıkıntı yok. 20 ile 30 yaş arasında 2 tane ölüm gerçekleşmiş. 30 ile 40 yaş arasında 20 kişi olarak gözüküyor. Yüzdesel olarak baktığımızda da 0.2. 40 ile 50 yaş arasında 90 kişi vefat etmiş. Bunun da oranı 0.9. 50 ile 60 yaş arasında arkadaşlar 370 kişi hayatını kaybetmiş. Bunun da ortalaması 3.7. Tabii bu yaş grupları hani biraz dikkat etmesi gerekiyor baktığımızda. 60 ile 70 yaş arasında arkadaşlar %11.6 civarında bir rakam söylüyor. Ve burada da hayatını kaybedenler 1000, yani 1000'in üzerinde diyebilirim. 70 ile 80 arasında 3500 kadar bir vefat sayısı var. Burada da tabii en yüksek rakamlar burada ulaşıyor. %34.5 civarında da bir oran var. 80 ile 90 arası da 4000 kişi civarında. Ve bunun da oranı %39.7. 90 üstü orada da aslında sayı bayağı fazla. Çünkü hani biliyorsunuz İtalya'da yaşlı nüfus gerçekten çok fazla. Burada da 940 kişi hayatını yitirmiş ve oranda %9.4. Bu yapılan araştırma toplamda 10.000, yani 10.000 kişide, ilk 10.000 kişide yapılan bir istatistik diyeyim. Zaten hani baktığımızda da 11.000, 12.000 kişi falan aşağı yukarı burada hayatını kaybetti. Onun dışında mesela İtalya'da ben şunu merak ediyorum. Eczanelerin içine giriyor musun? Yoksa dışarıda mı veriyorlar? Eczaneye gittiğin zaman dışarıda zaten bir hafif böyle birkaç kişi bekliyor. İçeriye herkesi bir anda almıyorlar. Bu aynı zamanda marketler için de geçerli bir durum. Siz işte eczaneye gittiniz, sıranızı bekliyorsunuz. İşte içeriye bir kişi, iki kişi alıyorlar. Yani çok fazla kalabalık etmiyorlar. Eczanenin içine giriyorsun. Tabii tabii. Çünkü vermeye çalışıyorum. Çünkü fotoğrafını bulursam eklerim. Şu anda bende fotoğraf yok ama Türkiye'de şöyle bir önlem aldılar. Bütün eczaneler dışına bir tane sadece küçük bir cam pencere gibi sürgülü bir şey yaptılar. İçeri kimse girmiyor. Satışı direkt dışarıdan, sen söylüyorsun ben şunu istiyorum diyorsun. İçeride çalışan sana hazırlıyor ve sana veriyor. Genelde de kredi kartıyla ödemelerde de bir artış var yani burada. Genelde herkes kartla ödemeye çalışıyor. Şeyi söylüyordum, geçen gün mesela markete gittim. Markete de çok fazla böyle 2 günde, 3 günde bir, 4 günde bir gitmiyorum. İşte 1 hafta, 8-9 gün bu aralıklarla gitmeye çalışıyorum. Markete de gittiğiniz zaman arkadaşlar burada hani maskesiz sizi, eldivensiz içeri almıyorlar. Hep işte şeyleri falan koydular, dezenfektan girişte. Hemen elinizi falan şey yapıyorsunuz. Ve maskenizi takıp öyle giriyorsunuz. Bir de hani içeride çok fazla zaman harcamayın falan diyorlar. Hani hemen ihtiyaçlarınızı alın ve burada şu çok önemli, ihtiyacınız olan şeyleri alın. Sonra yine zaten gelirsiniz, alırsınız. Bununla ilgili hani stoklarda, marketlerde ürün bitmiş falan değil. Çünkü bir sürü burada işte şeyler, bu ürünleri getiren, götüren kişilerin hepsi çalışıyor burada baktığında. Mesela Türkiye'de de biz yani market alışverişini 1,5-2 haftada bir falan yapıyoruz ciddi anlamda. Öyle yapmak lazım zaten. Mesela peynir, süt, tereyağı biz bir şarküteriden alıyorduk. Onlar da bize telefonla sipariş ediyoruz. Telefonla eve getiriyorlar. Hani hiç gitmiyoruz bile. Ya da eczane için bile. Tabii Türkiye'de biraz böyle artılarım var. Hani arayıp isteyebiliyorsun ama İtalya'da bu durum nasıl? Paket servis, paketle marketten ürün getirtme. İtalya'da da bu paketle çalışan şu anda yerler var. Hatta geçen gün ben internette görmüştüm. Bu Brescia'da paket servis yapan yerler varmış. Yani bunlar çalışıyorlarmış. Onu da anlayamadım nasıl yapıyorlar. Paket ne? Nasıl? Ya bu işte Glovo, işte bu ne bileyim, o tarzda şeyler çalışıyor zaten. Yani yemek götürüp getiren
yerler. En son dünkü açıklamalarında eğri biraz daha böyle düzlüğe doğru gitmiş bir durumda. Hani bundan sonra da Nisan ayı içerisinde artık azalmalar başlayacağını söylüyorlar. Ve burada alınan tedbirler Ceren, şu anda televizyonda da onu senatodan falan geçecek. 13 Nisan'a kadar uzatacaklar bu şey olayı. Şu anda bulunduğumuz karantina ve işte çalışmama olayları falan. Kesinlikle daha bir tedbir almamız lazım. Daha bu olaylar geçmedi. Hani rahatlamayalım tarzında konuşuyorlar. Bakalım Paskalya Bayramı'na kadar bunu uzatacaklar. Onun dışında sen nasıl geçiriyorsun günlerini evde? Neler yapıyorsun? Vallahi bayağı... Yani biraz sıkıcı geçiyor tabii baktığında. İşte genelde böyle bilgisayarla falan biraz hani bu olayları da her gün takip ettiğimden onlara dalıyorum. Hem işte televizyonu falan izliyorum. Arada işte kitap okuyorum. Yemek yapıyorsun. Evi temizliyorsun. İşte Hera da çıktı. Ya biraz ev işleri yaparak geçiyor açıkçası. Ya bir an önce umarım işlerimize geri döneriz. Çünkü böyle ya evde olmuyor yani baktığında. Hem sıkılıyorsun hem aynı şeyleri yapıyorsun. Burada da mesela Türkiye'de doktorlar geçen gün şöyle bir açıklamada bulundular. Hani evlerine gitmekte zorlandıklarını, evet, konaklama yeri istediklerini ve hani çoğunun da hastanede yattığını ailelerine geçirmek. Çok zor yani tabii durumlar. İtalya'da bununla ilgili bir önlem var mı? Hani konaklamaları ya da ulaşımları ile ilgili? Ya açıkçası onunla ilgili hani ben bir şey görmedim. Ama kesinlikle vardır diye düşünüyorum. Burada çünkü bayağı hani doktor, sağlık çalışanı bu koronavirüsünden en çok etkilenen kişiler arasında. Dün itibariyle hani şu bilgiyi verebilirim. Doktorlar herhalde bir 60-70 civarında doktor hayatını kaybetti. Sağlık çalışanı. Evet, son rakam 66 mıydı? 66 mıydı? Yani evet. 70 civarlarında diyebilirsin. Onun dışında burada Ceren 6000 sağlık çalışanı koronavirüsü pozitif olarak yani böyle bir etki yarattı. Türkiye'de de aynı şekilde çok dikkat edilmesi lazım. Gerekli önlemler alınması lazım ama Türkiye yapıyor bunları. Yani İtalya'dan daha iyi yapıyordur umarım. Evet. Ya öyle yani, öyle gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun? Kasım ayından beri İtalya'da koronavirüs var mıydı? Yoksa yeni mi çıktı? Dedikleri tarihte mi çıktı daha doğrusu? Ne zamandı? Normalde burada ilk vakanın çıkış tarihini 29 Ocak diye söylüyorlar. Yani bu Roma'da, Roma'ya giden iki Çinli'den, evet, bahsediyorlar. Ya birçok şey var da söylenen nasıl oldu, nasıl bitti. Bir de en son işte bu bir tane Milan'ın veya Inter'in bir maçı varmış. Orada 40 bin kişi falan, tabii bu 40 bin bile değil, daha fazla sanırım, bu maça gidiyorlar. Ve orada bu virüsün daha da hani yayıldığını söyleyenler var. Biliyor musun peki? Hı? Maçın tarihini biliyor musun peki? Maçın tarihini hatırlamıyorum şu anda. Ama yine o tarihler arasında veya ondan önce olması lazım. Çok yakın bir tarih yani bu. Bence ocağın başından beri burada tek tük vardı. Bundan %100 eminim. Bir kere pik yaptığı dönem şu 14 Şubat hafta sonunun olduğu dönem. Çünkü o dönemde mesela özellikle Milano'daki, ben birkaç kişiyle konuştum, tanıdığımızın çocukları falan vardı. Onlarda hep işte ishal, ateş, olan belirtiler vardı. Tabii kimse doktora gitmedi ve belirtiler arasında da aslında çok yok. Hani boğaz ağrısı deniliyor hep, ateş deniliyor, öksürük, kuru öksürük. Ama bir de böyle bir ekip var. Yani aslında belki de hastalık herkeste farklı reaksiyon gösteriyor diye düşünüyorum. O yüzden de belki de testlerin çok fazla yapılması bu anlamda önemli. Dün itibariyle TOBAŞ'ta 2 hafta üretime ara verdi. Ama bunun yanında maske üretimine başladılar. Ve içeriden aldığım bilgiye göre diyeyim yani, maske üretimi sadece birinci şey. İlerleyen günlerde daha farklı katkılar, daha farklı yardımlar duyacağız. Ben ümit ediyorum ki başka bir sürü bu tarz koşulları olan, daha iyi koşulları olan şirketler var. Ama hiçbirinin adını duymuyoruz. Hatta divan hastaneleri İstanbul'da hastane olarak ya da sanırım sağlık çalışanlarının kullanması için, yani bu olay için ayrıldı ve devlete verildi. Ceren'cim teşekkür ediyoruz katıldığın için. Tabii biraz arada ayrılık olsa da, biraz mesafe olsa da en kısa zamanda umarım
Eskisi gibi burada veya işte Türkiye'de birlikte oluruz diyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Hadi. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, Ceren'le konuşmayı bitirdik. Bu son güncel durumları işte hem sizler merak ettiniz, bunları aktarmaya çalıştım. Aynı şekilde Ceren'de. Bilmiyorum bu koronavirüsüyle ilgili daha fazla video gelir mi? Çünkü hani biraz da gerçekten bu koronavirüsü şu anda çok fazla video dönüyor YouTube'da. Bununla ilgili hem de çok fazla bence bir bilgi kirliliği de var. Bilmiyorum hani çok yapar mıyım yapmaz mıyım? Yine önemli bir gelişme bir şeyler olursa bununla ilgili yine bilgilendirme videoları yapmaya tabii ki devam edebilirim. Aynı şekilde şu anda Türkiye'de de bu durum yaşanıyor. Ve hani sayılar tabii ki az değil. Çok dikkat etmek lazım. Gerçekten işte eve aldığınız ürünlere, dışarı çıktığınızda dokunduğunuz yerlere, ha biraz bu delice gelebilir ama hani bunun şakası yok. Çok dikkat edin. İtalya örneğini görüyorsunuz. Gerekli önlemler alınmadığı için İtalya'nın şu andaki durumunu. Umarım video yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın, bay bay.